Hoş geldiniz. Türkiye'de belgesel sinemayı konuşacağız. Ulusal belgesel yarışmasından 3 filmin yönetmeni Fırat Yücel, Aylin'le birlikte yaptığı belgesel baştan başa. Demokvari Köpek filmi ve Zeynep Güzel'in filmi yarışmada. Diğer katılımcılar aramızda bulunuyor şu anda. Bir de müzik işin as bölümünde Selçuk Metin'in Leyla Gencer belgeseli bulunuyor. Ben öncelikle şeyi soracağım. Hani sadece seninle de başlamadan önce konuştuk. Sadece belgesel sinema değil, turmaca film yapmak da artık çok zor ülkemizde. Detaylara birazdan gireriz belki. O yüzden önce film yapım süreçlerinizi soracağım biraz. Ne kadar zorluk yaşadınız? Önünüzdeki engeller nelerdi? Hem üretim açısından hem maddi koşullar açısından. Biraz isterseniz bundan tek tek bahsederseniz. Merhaba tekrar. Yani birçok zorluk var tabii, konuşulacaktır eminim, ama ben kişisel tabii ki deneyimlerimden böyle çıkacağım. Benim en büyük problemim aslında başka bir yerde çalışmak zorunda olma hali. Yani belgeselcisin, belgesel yapmak istiyorsun ama bununla ilgili yeterince ve devamlı, en önemlisi o, sürekli bir kaynağın olamadığı için başka işler de yapmak zorundasın. Ben yine şanslı olan kesimdeyim. Üniversitede çalışıyorum, öğretim görevlisiyim aynı zamanda. O tarafta da sevdiğim işi yaptığım için belgesel yapmak için ihtiyacım olan, daha doğrusu hayatımı kazanmak için gerekli olan o parayı bir şekilde sevdiğim işle yapıyorum, ama bu da bir zamansızlık olarak geri dönüyor. Özetlemiş olayım, belki açarız. Kişisel bir yerden söylediniz siz herhalde. Ama bu çok kişisel bir şey mi bilmiyorum. Yani belgesel yapan başka arkadaşlarım da var. Öyle zannediyorum ki en önemli sorunlardan bir tanesi kaynak sorunu. Bu da aslında onunla çok paralel bir şey yani. Bu kaynağı sağlamak için bir şey yapman gerekiyor. Bir şey yaptığın zaman belgesel yapman gereken zamanı ona ayıramıyorsun gibi bir şey oldu bende. Yani gerçekten bir kere katılıyorum Cemal. Onun söylediklerinin üstüne belki bir şeyler söylemeye çalışırım. Çünkü belgeselcilerin yani veya sinemacıların hem yönetmen veya yapımcı olarak bir işle meşgul olup hem de aynı zamanda kendi geçimlerini sürdürdükleri bir fonlama sistemine en azından erişmeleri Türkiye'de epey zor. Ben de kendi filmimi yaparken yani kişisel sürecim benim de biraz sonuçta fonlama sistemlerinin formüllerine pek uydurmadım yani. Daha doğrusu birazcık deneysel bir şekilde ilerlemek istediğim bir süreçti. Ama 6 yıl sürdü mesela bitip de şu anda seyirciye ulaşabilmesi. Onun dışında bence hem film yapma süreci olarak hem Türkiye'de belgeselcilerin yaşadıkları sıkıntılar açısından bildiğim gerçekten kaynak ciddi bir sorun. Çünkü belli birkaç tane platform var ülke içinde ulaşılabilecek. İşte Kültür Bakanlığı var ama hani herkes başvuruyor mu veya başvuranlar istedikleri sonuçları alabiliyorlar mı? Orası bir tartışma alanı. Bir işte Yeni Film Fonu var. Ben de yakın zamana kadar içerisinde zaten koordinatör olarak bulundum. O yüzden kişisel sürecime şöyle bağlanıyor. Ben oraya da başvuramıyorum yani. Hani, yürüttüğüm için fonu. Onun dışında da belli platformlar var, işte köprüde buluşmaları, hani belli işte development veya work in progress'ine gidilebilen. Orada da hani belgesel oranı kurmacaya göre çok fazla değil gibi. Dolayısıyla çoğunlukla özellikle belgesel yönetmenleri kendi süreçlerini finanse etmeye çalışıyorlar. Ben dediğim gibi kendi kendimi finanse etme yolunu seçmek zorunda kaldım. Ama yani şu anda bence sektörde kurmaca veya kurmaca dışı herkes bir zannedersem bu festival yolculuğuna çıkan işte daha bağımsız tırnak içinde diyeceğimiz filmler biraz küçülme noktasına ilerliyorlar. Yani eskisi gibi yüksek ve hani yüksek demeyelim doğru bütçeleri tamamlayamayacaklarını bildikleri için daha imece usulü ve farklı metotlarla bu yapım koşullarını gerçekleştirmek gibi bir gidişat görüyoruz. Yine tartışmaya devam ederiz ama şimdi bu kadar söyleyeyim. Finansman vesaire konusunda hani bakanlık bir kaynak ama bakanlıkta sansür var. Ben bunu hani birçok insandan dinledim. Hani siyah bantla çalışma yürüttüğüm için çok insanla, yönetmenle konuştuk. Çok gayri resmi yöntemlerle yapılıyor. Telefon geliyor, işte şu karakteri çıkarın falan gibi şeyler. Yani yapım sürecinde de sansür olduğu için hani o alan demokratikleşmedi ama bakanlık destekleri. Orayla çalışmak da çok bence doğru bir yöntem değil. Biz çalışmamayı tercih ettik. O yani bakanlıktan destek almamayı tercih ettik. Sonrasında da tabii parasız devam etmek zorunda kaldık. Çünkü herhangi başka bir şey yok.
Türkiye'de çok fazla, yani yeni film fonu dışında bir fon yok. Bağımsız sinemacılara yönelik. Yurt dışında da Greenhouse film geliştirme, hatta Cem'le birlikte bir önceki şeyinde vardır Greenhouse'un. Oradan da hani şeyin, yani yurt dışından televizyonların olsun, işte diğer fonların olsun bakışı şey gibi oluyor. Yani neredeyse sen filmi çek getir bize, biz öyle para verelim. Nasıl çekeceğiz? İşte yani bilmiyorum. Hani bayağı şey sistemi gibi yani. Bir şey var mesela, atıyorum bir Orta Doğu ülkesindesin. Bir gerçekten senin için çok önemli bir siyasi süreci takip ediyorsun. Kendi kameranla git çıksın. Çekeceksin. Onlar bunu çok önemli bulacak. Sonra para ver. Ama o süreci nasıl şey yapacaksın? Kendini nasıl geçimi sağlayacaksın? Bilmiyoruz. Yani böyle bir şey var belgeselde, çıkmaz var. Dolayısıyla sen yani bayağı filmi çekiyorsun, belli bir kurgu aşamasını atlatıyorsun, işte work in progress bir şey sunuyorsun. Ancak ondan sonra bir fon bulma ihtimalin oluyor gibi bir çıkmaz var. Bizim en büyük yaşadığımız sorun bu diyebilirim. Ama yani yine de hani parasız bir şekilde hani kendimizden koyarak yaptık. Sonra yeni film fonu post prodüksiyon desteğiyle de bitirmeyi başardık. Kültür Bakanlığı, benim belgeselim bu arada Kültür Bakanlığı destekli. Fırat bir şeyler söyledi onunla ilgili ama Fırat başka bir yerden eleştiriyordur eminim, ama benim belgeselimin herhalde o anlamda bilmiyorum. Benim de çünkü böyle eşle dostla ilerleyen bir belgeselci değilim. Benim de öyle hiç bağlantım falan yoktur hiçbir yerde. Herhalde konuyu önemsediler. Sokak köpekleriyle alakalı bir belgesel benimki. Ve son zamanlarda çok fazla gündemde, başvurduğum dönemde de böyle bir şeyler vardı. Gerçi ben daha öncesine başladım çalışmaya ama bir daha alabilir miyim bilmiyorum. Yani belki insanın aslında hayatında bir kere olan bir şeydir ve onu yaşamışımdır. Aslında yani sokak köpekleriyle ilgili mevzu da çok politik bir mevzu ama herhalde onları o sırada rahatsız eden bir şey olmamıştı. Arada oluyor öyle şeyler de. Ama genel olarak izledikleri politikayı Fırat biraz söylemeye çalıştı. Tabii ben anladım ne demek istediğini. Yok, bize de destek çıkmıştı. Biz o dönem projemiz bambaşka bir yol biliyorum o zaman izlemeye başladı. O yüzden erteledik yani. Biz bu desteği erteledim dedik. Çıkabilir. Ben şeyden bahsediyorum. Sonraki o yapım sürecinde işte telefon gelip şu karakteri çıkar falan bir şeyler olabiliyor. Dolayısıyla hani bu şey demek değil. Tamamen hani kapatalım kendimizi bu alana. Değil yani. Halka parası evet. Zaten sinemadan gelen bir para. Hani biz bundan faydalanabiliriz ama faydalanırken bunun tehlikelerinin farkında olalım. Demokratik bir alan olmadığının farkında olalım ve onu dönüştürmeye çalışalım. Onu daha demokratik bir alan haline getirmeye çalışalım. Demek istediğim bu. Benim bu konuda söylemek istediğim bir şey var açıkçası. Ben şimdi iki tane belgesel yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Kültür Bakanlığı'nı düşünemiyorum bile çünkü konu bütün haklar. Şimdi böyle olduğu zaman Mayıs ayında biz çekimlere başlayacağız. Fakat adını bile anamıyoruz. Yani böyle bir durumdayız. Evet, konu çok önemli ve müdahale olunma noktası da çok doğru bir konu. Sizin başınıza gelmemiş olabilir ama biz ağzımıza bile alamadık mesela. Sizin Leyla Gencer belgeseli mi? Leyla Gencer belgeseli de bundan önce yaptığım Halbuki Taner belgeseli de çok kısıtlı bütçelerle yapıldı. Hani burada da gerçekten çok kısıtlı. Yapımcısı da arkada yazıyor İKS'de. Fakat her iki belgeselde de rakamlar inanılmayacak derecede düşüktü. Hani Photoshop'undan kurgusuna kadar kaç kişinin elinden geçti ve öyle ilerledik yani mecburen. Ama tabii burada önemli bir şey var. Bu isimler çok önemli isimler olduğu için. Onlar için gönüllü çalışan çok fazla sanatçı oldu. O çok önemli bir avantajdı. Şimdi aynı avantajı bütün akımlarla da sürdüreceğiz. İşte bir şey söylemek lazım. Ben de sürekli bir yerlerin fonlarıyla desteğiyle iş yapan biri olmadım. Bir önceki belgeselde ben de sadece kendi cebimden harcayarak, kendim çekerek, kendim kurgulayarak, her şeyimi kendim finanse ederek ve hatta borçlarımı uzun süre ödeyerek tamamladım bizim o hayat bazeni. Hasta beraberlik dediği bir mevzuda. O yüzden her zaman şey değil yani, hepimiz böyle çok bol keseden birilerinin desteğiyle bir şeyler yapamıyoruz. Bir şey soracağım. Özellikle son yıllarda politik iklim iyice sertleşti. Bu biraz hikaye üretim aşamasında yapacağınız belgeselleri tasarlarken sizi ne kadar etkiliyor? Çünkü
birçok hikaye, yani bunun gösterme imkanım olmayabilir, yani bundan dolayı başıma bela gelebilir diye başlamada sansüre uğrayabiliyor. Zaten baktığımızda da, mesela ben festival seçkisine de baktığımda, böyle güncel mevzuların olduğu bir yerde çok fazla şeyde girilemediğini görüyorum. Hem festivallere, hem vizyona, hem sinemacıların kendisine çok fazla baskı var çünkü. Hani hikaye üretim aşamasında sizi ne kadar etkiliyor bu durum? Bu benim ilk belgeselim. Daha önce de yapımcı olarak başka bir belgeselim var. O yüzden hani bu üretim aşaması veya hani bütün bu değişen iklimin henüz bana nasıl yansıması olduğunu çok ölçemiyorum ama biraz film yapma pratiklerine ve nasıl göstermek istediğine bağlı. Beni etkileyeceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar hani hayalini kurduğum hikayelerin hiçbiri mesela zaten Kültür Bakanlığı'na uyacağını düşünmediğim için eskiden bile yani başvurmayı düşünmediğim hikayelerdi. Yani ya işte benim filmimde işte Ermenistan'da geçiyor. Yani doğrudan soykırım falan üzerine değil ama yani nasıl anlatacağımı bilmediğim bir teması olduğu için başvurmayı es geçmiştim. Yani şu an düşünüyorum. Herhangi bir zamanda başvurmayı düşünmedim. Ama mesela daha evvelden işte eskiden daha işte Kürt sinemacıların veya Kürt hikayelerinin temel aldığı filmlerin biraz destek aldığı bir dönem vardı 2000'lerin sonuyla işte o civar. Mesela o zaman ben de daha eski bir senaryomla yine Ermeni meselesiyle ilgiliydim. Başvurmuştum ama hani red almıştım ama onun sebebinin yani ne olduğunu bilmiyorum. Ölçebileceğim bir zaman değildi. Sonuç olarak yani etkileyeceğini düşünmüyorum ama zaten yani yarın gösterimim var. Filmden de anlaşılacağı gibi film dili ve başka metotlarla ben bahsetmek istediğim konuyu irdeliyorum. Yani böyle çok tırnak için yine kör gözün parmağını bir tarzım yok ama öyle filmleri de dinde yol bulması ve desteklenmesi gerektiğini hatta da kendini sansürlediklerini görebiliyorum. Beni çok ilgilendirmedi açıkçası. Şu yüzden ilgilendirmedi yani. Benim aklımda bir şey var, vermeye çalıştığım bir şey var. Ben o doğrultuda ilerleyeceğim. Vicdanımla bir kere hesaplaşma meselesi var. Neyi ne kadar gösterdiğim konusunda kendi vicdanımı hoş tutabildiysem, evet ya bu böyle diyebilip bir şey yapabildiysem o bence olmuş bir şey. Bu bir şey meselesi ise de, bir vicdan muhakemesi ise de ben çok yaptığım işin arkasındayım o anlamda. Sorduğunuz soru bağlamında özelinde. Yani bence otosansür her zaman yani projeden projeye değişir tabii ki bazı projelerde. Hani bu sakıncalı, tehlikeli alan yok burada deyip her istediğini yaparsın. Bazı projede az çıkar, bazı projenin tamamı acaba dert çıkar mı diye düşündürtür. Bizim de böyle birkaç sahnede şeyimiz oldu ama hani çıkarmadık. Yapmak istediğimizi yaptık ama hep böyle şey yapıyor yani o hayal gücünü de şekillendiriyor bence. Filmin politizasyon şeklini bir şekilde belirliyor. Ben otosansür yapmıyorum gibi bir yerden konuşmaktansa hani özellikle şey projelerde hani siyasete doğrudan dokunan projelerde bunu hesaba katmalı diye düşünüyorum. Biz sansür meselesini de çok böyle açık açık tartışamıyoruz da. Yani o da bence sansürün genel bir parçası. Yani şu anda bile ben öyle bir his içindeyim. Çünkü onu eklemek istiyorum kurguda, yani. Kurguda da zaten bu aslında buradan başımız ağrımıyor. Gidiyor yani. Tabii tabii. Yani onu Halil Taner'de yaşadım. Hani Leyla Gencer'de çok yaşamadım ama Halil Taner'de ya şimdi acaba bir tepki gelir mi? Yani otosansürü daha kurgu masasında yaşıyoruz aslında. İşte hepimiz düşünüyoruz canım. Yani şimdi söylemen iyi oldu hani. Hiç mi? Şey, tabii ki kurgu sürecinde düşünüyorsun ama ondan vazgeçiyor musun? Önemli olan kısmı o. Yani şimdi ben bunu burada kullanacağım. Burada şu belediye var. Şu belediye şunun şeysi. Ben onu böyle çıkarınca ne oluyor? Ama bu böyle. Sen ondan vazgeçiyorsan başka türlü bir problem. Onu başka türlü gösteriyorsan bir problem. Ama sen onu ben en azından kendi yaptığım işte onu olduğu gibi vermek istediğim gibi verebildiğim için o biraz önce yaptığım açıklamaya hani vicdanın rahat meselesi var ya. O yüzden yoksa tabii ki hepimiz düşünüyoruz. Hiç aklımızın ucundan geçme ihtimali çok komik olur. Mümkün değil zaten. Çünkü öyle bir ortam gezmesi. Ama Zeynep'in dediği şu belki yani içeriği de konuşamıyoruz. Ne o sakıncalı onu ifade tam edemiyoruz. Yani o da çünkü sakıncalı. ben o zaman şuna da bağlayayım biraz. Aslında konuyu değiştirelim. Sansürü konuşmak da artık biraz şey oldu yani.
hızlı kaçan bir şey gibi. Yani hiçbir yere varmayan. Artık mesela konunun muhatapları bence sinemacılar bile değil artık çünkü. Çünkü sinemacılarken de bir şey yapılmadı ya mesela işte Antalya'da sansür var. Sansür herkes karşı mı? Karşı. Birileri gidiyor gibi. Yani zaten bir sektörde bir örgütlülük olmadığı için bu konular hep böyle gruplarda, forumlarda konuşulup ediliyor. Herkes karşı sansürü. Aynen sistem devam ediyor. O yüzden biraz böyle boşa konuşulmuş gibi bir his de oluyor ama yine de hani konuşmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Peki senin demin bahsettiğin yerden devam edelim. Bu gösterim kısmı gerçekten asıl sıkıntılı olan yerlerden bir tanesi. Peki siz sinemacılar olarak bu online streaming kanallarını bir çıkış olarak görüyor musunuz mesela? Ya da başka alternatifler var mı? Ne yapılabilir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela? Yani tabii ki bir alan ama hani bize hep yöneltilen sorular Netflix vesaire gibi, YouTube vesaire yok. Değil yani. Bizim belgesel bir şey var çünkü. Evet, evet. Bu sefer de kim izleyecek konusu var. Yani neredeyse her şeyde bu soru geliyor. Baştan söyleyeyim, yok öyle bir alan yok bağımsız belgesel için. Bir alan değil o. Hani bir de şey de yok yani hani onlardan fonlama da elde edemezsin yani. Yani çünkü ona belli bir ticari şey sunman, vizyon sunman lazım. Hani bizim çektiğimiz türden belgeseller için bir çıkış yolu değil. Ama biz kendimiz hani Vimeo, YouTube gibi alanları hani etkin olarak kullanıyoruz. Ben hani daha önceki belgesellerimde de işte Kapalı Gişe mesela bu şey dağıtım krizinden sonra bir anda delice izlendi yani. Gerçekten acayip çok izlendi şeyden, internet üzerinden yani. O alanları hani kullanıyoruz. Ve bu önemli bir alan olarak görüyorum ben dijital alanını belgesel için ama ticari şeyler değil yani, kanallar değil. Arkadaşa katılıyorum bir şey herhalde. Evet yani ben de öyle bir ticari anlamda bir çıkış, bir şeyin yerine geçebilecek bir şey olarak görmüyorum ama tabii ki ulaşma, o izleyici ulaşma anlamında bence önemli. Yani tartışılmaz bir şey. Yani hani yaratıcı yöntemler bulunabilir. Yani dağıtımı belli sebeplerle yeterince yapılamayan filmleri veyahut da bazı filmler vardır. Buna uyar bazı filmler vardır. Tamamen sinema gösterimlerine uygundur. Hani bu online stratejileri hayal etmek o kadar tutmaz yani. Ama kimi filmler için mesela işte içerikten dolayı veya da görsel halinden dolayı işte online gösteriminin veya da dağıtımının işte yararlı olabileceği mesela ne kadar çok insan görse o kadar etkisinin artacağını düşünen işler şifresiz veya şifreli belli yöntemler izlenerek işte izleyiciye ulaştırılabilir ama yani bu büyük kanallardan bahsetmiyorum da online platformlardan bir takım metotlarla ama o bile işte hani kendi geçimini yürütmekle mükellef olan yönetmen, işte yapımcı, dağıtımcı, bütün o başlıkları kendini toplayan bireyler için yine başka bir iş yükü ve uğraş alanı. O yüzden ona da pek girilemiyor zannedersem. Biz özgürleşen seyirci de onu yaptık. Emek sineması mücadelesiyle ilgili olan belgeselde. Stili Düşün'den bir Avrupa Birliği fondan destek alarak işte Türkiye'de çeşitli şehirleri dolaştık. Batman, Diyarbakır, İzmir, Ankara. Aynı zamanda Avrupa'ya da gittik işte Kiev, Berlin vesaire. Ve tamamen şey üzerinden kurduk. Yani emek sineması gibi tehlike altındaki kültür alanlarını da biz yapacağız. Gösterin de oradaki aktivistlerle buluşacağız ve onlar içinde bir hem strateji olacak hem bir ilham kaynağı olacak kendi mücadele için gibi bir yerden kurgulayıp bir yıl boyunca yaptık bunu ve çok da güzel oldu. Mesela film çok fazla festival dolaşmadı Türkiye'de. Hani birçok kişi de bilmiyor belki bu filmi ama bir yandan da hani lokal alanlarda çok daha fazla insana ulaştık. Yani ben bunu tekrarlıyorum. Gerçekten Zeynep'in dediği gibi bir kendi dağıtımını kendi kurgularsan daha fazla insana ulaşıyorsun. Ama festivaller gibi böyle daha işte öne çıktığın alanlara ulaşamıyorsun. Ama yine de bir yöntem olarak bence çok kişiye ulaşma anlamında da önemli diye düşünüyorum. Biraz şeyi de belki konuşabiliriz. Şimdi mesela Okta İnce diye bir yönetmen geçtiğimiz haftalarda bütün evinden arşivinde ne varsa toplatıldı, alındı ve hala da geri alamıyor. Şimdi
Ya da mesela Bakur gibi bir belgeseli bugün herhangi bir festivalin göstermesi mümkün değil. Mesela sen demin Fransa'ya dedin, işte festivaller asıl sıkıntıydı ama festivallerin hepsi zaten bakanlıkla destek alıyorlar bir şekilde. Hani onların şeyine bulunmak zorundalar. Böyle bir ortamda demin bahsettiğimiz online üzerinden seyirciyle buluşmak dışında bir alternatif kalmıyor galiba yurt dışındaki festivaller ve online, değil mi? Yani ülke açısından, ülkede sinema seyircisine ulaşmak açısından her dedi fazla bir alternatif kalmıyor. Bazı belgeseller ve mevzular üzerinden söylüyorum bunu. Yani yeni sinema yasasıyla birlikte biraz daha aslında onu söylemek lazım. Yani 18 artı kuralıyla birlikte hani eser işletme belgesi almak zorunda değil belgeselci ama 18 artı yazmak zorunda. İşte festivallerde bunu uygulamak zorunda. Böyle bir alan açıldı, onu söylemek lazım ama bu tabii ki bahsettiğin belgeseller için geçerli değil. Yani hani cidden hani devletin sakıncalı gördüğü alanlara giren belgesellerse o başka yöntemlerle de sansürlenebiliyor. Dolayısıyla hani bunun altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Peki biraz şeyi soracağım. Hani kendi belgesellerin üzerinden konuşalım biraz. Sokak köpekleri üzerine belgeseliniz. Dün de mesela Batıkent'te yine... Ondan fazla köpek öldürüldü, katlediydi. Daha fazlası da zarar gördü falan, evet. Bu anlamda hani çok da güncel mevzuya dokunduğu için yaptığınız belgeseli siz nasıl bir yere koyuyorsunuz mesela? Tam da bu festival sırasında yine böyle maalesef kötü olayın üzerine de geldiği için soruyorum. Bu kötü olaylar hep devam ediyor. Yani şimdi bir hafta önce de vardı. 3 gün, 6 gün sonra da maalesef olacak vesaire. Yani belgeselin şöyle bir yerde duruyor. Sokak köpekleri etrafında çok fazla şey konuşuluyor, çok fazla şey dönüyor. Yani sadece mesele şey meselesinin çok ötesinde. Yani bir kap su, bir kap mama meselesinin çok ötesinde başka türlü bir çaba var, bir çalışma var. Hukuksal boyutu var. Belediye var olan kanunların işletilmesine yönelik bir takım çabalar var vesaire. Belgesel biraz böyle buluşturucu, birleştirici, beraber böyle aslında birbirinden haberi olmayan insanların aslında birbirine temas etmesini hayal eden, isteyen, amaçlayan bir belgesel. Biraz farklı bir yerden soruyorum sana. Ben biraz daha kişisel belgeselin üzerinden soruyorum. Hani yaptığınız filmlerin şu anda hani güncel mevzulara tam nereden dokunduğu üzerine, sen de yani geçmiş ve travmalı üzerine başka bir pencereden bakmaya çalışıyorsun. Daha böyle sanayileşmenin olmadığı kentler üzerinden biliyorsun. Kendi yazdığın şiirlerin falan var. Senin çıkış noktan neydi? Senin biraz uzun sürdü bu süreci. Evet, yani şey, benim çıkış noktam aslında bir merak üzerinden başladı diyeyim. Yani işte Türkiye'den Ermenistan'a yaptığım yolculukları kaydediyordum. Yani film yapmak niyetiyle kaydediyordum. Ve aslında belli temalar vardı aklımda ama böyle bir net bir hikaye yoktu. Hikayeyi yolda bulmak gibi böyle bir haldeydim. Gerçekten de öyle oldu ve aslında yolculuklarda gördüğüm, karşılaştığım şehirler, insanlar, yani Ermenistan'ın aslında daha az bilinen Vanazor ve Hrazdan adlı iki şehrinde böyle birazcık eski Sovyet işte yol, işte park, fabrika, toplu konut vesaire gibi bir sürü farklı, bu bir sisteme ait bir sürü bir parçanın bir aradalığı ama artık o şekilde kullanılmamaya gelişinden dolayı ortada kalmışlığı böyle ilgimi çekmeye başlamıştı ve böyle daha çok görsel bir koleksiyon, yani benim kendi gözlemlerim, karşılaşmalarım ve onları toplamam üzerine başladı ve kurguda da aslında bir araya getirilme hali biraz kişiselleşti. Yani benim bu merakımın dokunduğu noktalar birazcık işte kişisel aile tarihi, Ermenistan'ın kendisi olmasa da Ermenistan hakkında duyduğum ve Ermeniler hakkında bildiklerim üzerine böyle bir filme dönüştü. Fırat, sen Aylin Kuner'le birlikte yaptığın yönetmenlik çok bildiğimiz bir hikayeler açıkçası. Hatta benim hiç bildiğim bir şey değil, o yüzden biraz ilgiyle izledim. Biraz bu yolculuk, bir yolcu Türkiye ile İsrail arasında bir yolculuk diyebiliriz buna. Bu hikayeyi sen nasıl, siz nasıl dahil oldunuz, nasıl tamamlandı, ne kadar sürdü? Aylin teyzeleri 70'lerin başında İsrail'e göç etmişler. Yani ailenin bir ayağı orada, bir ayağı İzmir'de
gibi bir durum var. Ve sonradan işte Türkiye'de kaliteli saç olduğunu öğrenmişler. İsrail'de de talep var. Çünkü İsrail'de Ortodoks Yahudilerin, Yahudi kadınların çoğu perukla. Yani çoğu demeyeyim de bir önemli kısmı perukla saçlarını kapatıyor. Yani dini gerekliliği bu şekilde yerine getiriyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye'den saç getirmeye başlamışlar. Bakış açı perukçular çok güzel buluyor bu saçı. Türk saçı kalitelidir. Efsanesi oluşuyor bir şekilde televizyonda, damatkanda falan. Aylin de İzmir'deki evde, annesinin evinde bu pazarlıklara tanık geliyor. Yani böyle masada saçlar, işte saçlar üzerinden yapılan işte saç tüccarlarıyla teyzeleri Joya ve Simo arasındaki muhabbetler ve hep böyle zaten kendisi de belgesel yaptığı ve ilgilendiği için ya ben bunu bir şekilde bir belgesele dönüştürmeliyim diye düşünüyor. Bir yandan işte Rachel annesi çekmeye başlıyor yavaş yavaş o saçları ve pazarlıkları. Sonrasında yavaş yavaş biz bunu bir belgesele nasıl dönüşür diye düşünerek çekimleri arttırdık. Tel Aviv, Ramatkan, Nevrak gibi şehirlere gittik. Orada da çekim yaptık. İşte İstanbul'daki perukçularda çekimler yaptık. İzmir'deki pazarlıkları çektik ve mizahi, absürt tarafları da olan bir şey çıktı, belgesel çıktı. Size de Leyla Gencer belgeseli soracağım. 10. ölüm dönmüş galiba. 10. O motivasyonla mı başlandı, yapıldığınız proje? Biraz daha motivasyonla başladı. 10. yılda yetiştirmek gayesiyle ama tam şey yetişemedi. Yani bizimki biraz daha arşivsel bir çalışma oldu. Biz onu tanıyanlarla görüştük. Çok önemli bir faydası şu oldu, hiç bilinmeyen 5000 tane fotoğraf çıktı ortaya ki onlar İKSV'nin aslında arşivinde duruyormuş ve yıllardır zarflarında saklıymış. Yani bu konuda herhalde başarılı bir şey yaptık çünkü yani önemli bir toplama oldu bizimkisi. Yani ülkede en çok konuşulan ama hiçbir yere varmayan belgesel sinemanın sorununu bir kez daha konuşmaya çalıştık. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani ben mesela çünkü iletişim teknolojilerinin ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda belgesel sinemaya sirayet ediyor bu dünyada. Türkiye'de belli sorunlar yüzünden çok da bunun etkilerini göremiyoruz. Bence en üzücü tarafı da bu oluyor. Böyle bir yaratım alanı için. Hep aynı yerde debelenip duruyoruz. Hep aynı sorunları konuşmaya çalışıyoruz. Konuşuyoruz, konuşamıyoruz. Eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa? Ben şey ekleyeyim, yani şimdi Antalya seçimler sonrası tekrardan gündeme geldi. Ulusal yarışma gündeme geldi. Hani o konuda biraz belgesel bölümünün kaldırılmış olmasını da gündeme getirmek gerekiyor. Mevzunun hatta öne çıkarmak gerekiyor. Yani ulusal yarışma, işte kurmaca yarışmasındansa orada belgesel bölümü yok edilmiş olması mevzusuna ve geri kazanılması yönünde çabalara öncelik vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de son bir şey ekleyeyim. Biraz genel bir şey zaten. Hani belgesel ve yani tür olarak belgesel ve kurmacanın böyle hani algılanması ve hani sözcüklere dair nasıl yansıdığıyla ilgili. Aslında senin söylediğin bütün bu tartışmanın belgesel yarışmasıyla başlamasıyla da ilgili. İşte uzun metraj deyince sadece kurmaca filmlerin algılandığı, hani belgeselin de uzun metraj olması, işte belgesel ve kısa film diye böyle hani sanki daha az önemsemen, yani biz önemsiyoruz da bir işte alana doğru işaret ettiği gibi böyle bir genel bir algı var. Yani bunu festivallerin seçkilerinde de görüyoruz, işte gündelik söylemimizde de görüyoruz. Yani kurmaca ve belgesel ve kısa film hani. Pardon, uzun metraj ve belgesel ve kısa film gibi, sanki ayrı alanlarmış gibi. Yani orada bir aslında belgesel hikaye üretme biçimi ise kurmaca gibi, orada bir görünmezliğe doğru işaret eden yani. Tabii belki ismiyle de ilgili Türkçedeki belgesel, hani çok daha biraz insanların kafasında, benim kafamda öyle bir oluşmuyor ama böyle eski bir his yaratıyor. Yani işte TRT'de geliyor akla, konuşan kafalar geliyor ki onların da çoğunun hani enteresan ve değerli yanları var. Dolayısıyla burada bir belgeselin görünmezliği konusu var sektörde bence. Ben Zeynep'e bir şey ekleyebilir miyim? Çok, benim de çok rahatsız olduğum bir şey bu da aklıma gelmedi bir şekilde nedense.
bir şeyden böyle kısılacağı zaman falan ilk kısılan şey o belgesel falan oluyor. Yani o görünmeme hali, daha tırnak içinde az önemsiz hali benim de hissettiğim bir şey. Yani bir şey olmayacaksa ne bileyim ben, işte burada şunun, şu ekranlar burada olmayacaksa belgeselin gösteriminde o ekranlar olmasın falan gibi. Aklıma gelen ilk örnek bu ama böyle bir üvey evlat, bilmiyorum neyse artık o. Bir hal var gerçekten. Ben de şey ilgim, yani kutsal yarışmayı da belgesel yarışması filmleri gördüm, fırsatım olduğu için böyle bir kıyaslama yapabilirim. Yani üstünde cazip ve daha nitelikli bir program var mesela belgesel yarışmanın ve seyirci için de aslında daha takip etmesi, daha merak uyandıran bir program. Ama dediğin sebeplerle biraz daha gölgede kalıyor. Ben mesela kutsal yarışmayı çok zayıf buluyorum bu sene. Yani çok zayıf ve yani seyircinin seveceği filmler değil yani o açıdan bakarsak. Ama yine de belgeselde filmler öne çıkamıyor bir şekilde. Dediğiniz sorun sadece bu ülkeye mi ait, onu da çok emin olamıyorum ben yani. Ya tabii dünyaya ait ama hani değişmekte yani. Buraya da uğrasa iyi olur mu değişim diye düşünüyorum. Yani orada belgesel film festivalleri var. Çok iyi ve çok seyirci de üretebilen festivaller var. Burada yok. Yani documentaries var. İşte 1001 belgesel vardı, artık yok. Dokumentarist de hani finansal sorunlardan dolayı yani çok da seyirci ilk baştaki kadar değil seyircisi. Ama yine de inadına gerçekleştiriyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için, konuştuğunuz için. Teşekkür ederim. Bir dahaki yere varmayan konuşmalarda görüşmek üzere.